Bu Yalı Çapkını'na ne kadar oldu gireli? 5 bölüm oldu. 5 bölüm oldu. Ama yeni değilmiş ya. Bana da dediler ki yeni dediler. Yani işte 1,5-2 ay kadar oldu. Başıma bir şey gelmezse ben hiç seyretmedim Yalı Çapkını'nı. Şimdi bazı sahnelere beraber bakacağız. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun, sizi dinliyorum. Teşekkür ederim. Halis Bey, ben Ferit'in yakın arkadaşı Pelin'in annesiyim. Tamam şimdi. Şimdi burada tabii ki büyük bir ustayla karşılıklı. Ölüyordum o sahnede. Bu da diziye girdikten sonraki ilk çekimlerden biri mi? Ya ilk bölüm ya ikinci bölüm olması lazım ama... Yani gerçekten dizlerim titreyerek çektiğim bir sahneydi. Kalbimin sesini duyarak oynadım yani. Çok evet. Büyük gurur. Çetin abi, Çetin Tekindor gelmiş geçmiş Türkiye'deki en müthiş oyunculardan, en müthiş seslerden biri. Gerçekten. Fakat bir kulak meselesi yüzünden konuşmasında hafif bir değişiklik var, dikkat edersen. Çok duygusallaştı konuşması. Çok hüzünlü bir hale geldi. O eski güçlü hali biraz daha hüzünlü oldu. O yaşıyla ya da fiziksel durumuyla ilgili değil, kulakla ilgili bir şey var. Enteresan. Ben bunu nerede fark ettim? Kendi başıma fark ettim. Storytel'e Zülfü Livaneli'nin, yanılmıyorsam, bir kitabını seslendirdi. Orada dedim ki bu niye bu kadar hüzünlü okuyor? Orada anladım bir kulak meselesinden dolayı. Şimdi de başka bir ses oldu. Dikkat edin sesine ne kadar. Melodisi farklı. Melodisi eskisinden farklı. Evet. Çok daha hüzünlü. Çok daha hüzünlü. Fakat tabii çok, ki çok bakışlar da sert. Şimdi bu ikisi tabii bu çelişkiyi çok daha karizmatik yapıyor. Kesinlikle öyle. Ha? Yani böyle şey gibi bir aura denilen şey var ya, hani kapıdan girdiğiniz anda sizden önce o geliyor. Bu öyle bir şey yani. Evet, çok, onda çok biraz da bizim korkumuz da besliyor onu. Tabii. Yani. Değil mi? Baştan itibaren bizim korkumuz da birazdan bununla karşılaşacağım falan filan yani. Ha. Yani gerçekten çok farklı. Yani oynadığım bir sahnede bile sahneye girmeden önce bildiklerimden, çıktıktan sonraki bildiklerim farklıydı. Ama senin koridordaki çekimin de çok güzel, evet, çok seksi. Sağ olsun. Daha az mı kilolusun yoksa kamerada öyle mi görünüyorsun? Kamerada bir tık daha kilolu görünüyorum. Hayır, kamerada daha zayıf görünüyorsun, daha incesin. Şöyle aslında roller için ben biraz kiloyla oynamayı seven bir oyuncuyum. Ha. Yani kilo aldığım zaman yaşım biraz daha büyüyor. Şimdi bak mesela burada benim karşımda kocaman kafam var fakat kamerada çok seksisin. Nasıl bir şey bu? Çok acayip. Yani... Ama o da bir oyun gücüyle herhalde. Bilemiyorum. Dediğim gibi ben şeyi seviyorum. Yani bu benim için aslında bir avantaj. Çok kilo verdiğim zaman yaşım çok küçülüyor ve yani bu anne rolü için aslında çok doğru olamıyorum. Ama kilo aldığım zaman da yaşım büyük gösteriyor ve bunu avantaj olarak kullanıyorum açıkçası. Sevdiğim bir şey oynamak. Çok acayip. Devam edelim. Dur. Mesela bu koridor müthiş seksi, çok hoş bir kadın bu. Evet. Bu şeyde bir böyle bir yani büyük kanallardaki dizi kanallarındaki diziler böyle 2-3 saat sürüyor ya. Bunlar da böyle psikodelik film bir şeyi yok mu ya? Böyle bu kadar uzun sürüp her şeyin altına bir onunla ilgili bir böyle bir efekti, bir skor, bir şey konulduğu için falan. Altta sanki kadrajın altında yaylılar varmış gibi. Ya ben sürekli bir Stanley Kubrick filmi seyrediyorum. Ya daha doğrusu sürekli çok kötü Stanley Kubrick filmleri seyrediyorum. Oluyor. Yani alttan böyle 15 saniye bir insanın suratında, sonra o reaksiyon öbürünün suratında, sonra onun suratında. Bu arada altta o müzik hep devam ediyor. Bir beyin uyuşukluğuna doğru gidiyor seyirci. Şimdi de sen bilemedin. Ya ben bunu 150 kere oynamak zorunda kalıyorum. Büyük kanallarda, dizi kanallarında çalışırken Orada oynayan dizileri böyle gösteriyordum. Çok havalı çocuktum. Yani kendi kanalımda oynayan dizi şey. Ve hakikaten bunlar çok acayip. Yani mesela oynar, mesela çok heyecanlı bir sahnede tuvalete gidebilirsin. Küçük ya da büyük tuvaletini yapıp. Hatta gelirken 2 yumurta kırıp böyle bir beyaz peynir. Hala aynı kare devam ediyor. Koy, anlarsın yani filmi. Yani ya da şey, yani diziyi anlıyorsun yani. O yüzden mutfaktan dinliyorlar. Yani şu olması lazım değil mi? Mesela bir seyirci zamanı var. Hı hı. Ve mesela diyelim ki Napolyon'un hayatı, değil mi? Biz onu film olarak seyredeceğiz. Allah ne verdiyse bir, evet, 1,5-2 saat. Onun hayatı kadar başında duramayız ki. Evet. Yani aslında herhangi bir film ya da dizinin hayata göre daha hızlı akması lazım. Bizde tam tersi. Hayat ondan daha hızlı akıyor gerçek zaman, sinemasal zamanda.